Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. KRT TV'den herkese merhabalar. Yine bir Sözde Futbol akşamındayız. Yine bir Galatasaray-Başakşehir maçı. Galatasaray evinde fişi erken çekti. Ama sonra ne oldu? Tartışmalı pozisyonlar var. İkinci yarı adeta havası kaçmış, asidi kaçmış bir kola gibiydi Galatasaray. Oyunu tat vermedi. Başakşehir gol attı. Golü kabul edilmedi. Offside diye döndü. Kırmızı kartlar var. Tartışmalı pozisyonlar var diyelim daha doğrusu. Ama Okan Hoca'ya bazı eleştiriler var galibiyet gelse de. Bazı kişiler de özellikle sosyal medyada futbolcuların ruhuyla ilgili çok fazla söylemde bulunuyor. Galatasaray'ın ruhu kayboldu mu? Kimlerle konuşacağız? Galatasaray'ın aslında medyadaki ruhu Evren Turan, Okan Koç, sevgili Ümit Özat'la beraberiz. Efendiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyisiniz umarım. İyiyiz. Evren abi özellikle sen de çok iyi bir hava görüyorum. Böyle bir Rams Park'ın havasını aldın, geldin buraya yansıtıyorsun. Ama içeride konuştuklarınızı duydum. İçeride konuştuklarınız çok kritik. Senden önce ne istiyorum biliyor musun? Galatasaray'ın galibiyetini bize bir anlat. Barış Alper'in bana kalırsa her hafta üstüne koyan performansını bir analiz et. Sonra da Galatasaray'ın ruhu mu kaçıyor? Nedir Galatasaray'daki durum? Bir senden dinleyelim abi. Ya öncelikle yani stadyumda maçı izlemek çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ya bugün gittim, bundan sonra da gideceğim inşallah. Çünkü yakın olduğumuz programa da yetişiyoruz. E tabii maçı canlı izleyince daha çok görüyorsun orada hataları veya daha iyi olan şeyleri. Veya iki takım içinde hücum, savunmada neler olduğunu, nasıl doğru oynadıklarını veya oyuncunun işte vücut dilinden isteksizliğini veya oradaki coşkusunu çok iyi anlıyorsun. Ya televizyondan bir yere kadar görüyorsun. Tabii. Şu kameraların açıları göstermediği yerler var. Yani Galatasaray bugün oyuna muhteşem başladı. Yani 20 dakika inanılmaz, hatta 30 dakika. Yani golü at 2-0 olana kadar. Daha da devamını istediği bir yerde sanki. Ama. Daha önce ne diyordum? Galatasaray'ın bu coşkulu oyunu hemen maçlarda ilk 30 dakikada, Fenerbahçe'de bu sezon bunu çok yaptı. Maçı koparıp ondan sonra farka gidecek. Çünkü ne olursa olsun bir averaj da önemli bu işte. Kesinlikle. İki takım da yarışıyor. Buna kalabilir. İhtimali var mı? Var. Onun için ne kadar atabilirsen o kadar önemli. E oyun üstünlüğün var. Taraftar arkanda. Seni destekliyor. E takım iyi başlamış. Mertens atmış. Barış oradan inanılmaz kuvvetli takımı ateşliyor. 2-0 oldu takım durdu. Yani şimdi stadyumda bunu şöyle. Tabii ki bir teknik adam yani Okan Buruk kaleye gitmeyin demez veya işte tempoyu düşürün demez. Ama ister istemez Galatasaray'da yani erken gol biz daha çok farklı beklerken ikinci yarı özellikle ben takım durdu. Ben valla 3'ü 4'ü bekliyordum böyle yani peş peşe. Pozisyonlar bir oldu. De alışkanlık yaptı. 7 alışkanlık yaptı abi. 7 yani bekliyorsun 7, yani. 7, 6 bilmiyorum ben farklı olacak diye düşünüyordum yani. Ama olması lazım. Gereken o. Çünkü abi, oyuna bakıyorsun. Rakip sana tamam savunma yapıyor topla çıkıyor ama üzerine gelmiyor ilk yarı. Gelemiyor yani çok üstünsün. Top hep sende. Yani savunma yapmakla da bir maçı bitiremezsin. Kesinlikle. Başakşehir senden çok çekinmiş. Hep sana önlem alma peşinde. Yani Ümit Hoca'yla da içeride konuşuyor. Sağ ayaklı adam sol bek oynadı. Ona kendisi değinir. Sol ayaklı adam sağ bek oynadı. Lima ile Dubois'a düşün işte. Yani orada bir taktik yaptı. Kerem'le Barış'ı nasıl durdururuma gitti. Çünkü niye? Galatasaray'ın hücum gücü çok iyi. Kesinlikle. Özellikle Mertens. Bak 37 yaşında. Yani bazı oyunculara şimdi birazdan geleceğiz. Şimdi kazanırken de eleştirmek lazım. Yani Galatasaray'ın da bu öz eleştiri yapması lazım. Ben de biliyorsun babamı tanımam. Yani burada asla. Galatasaray'ı tamam kazandı öveceğiz diye de eksiklerini de söylemeyeceğiz değil. Çünkü yarın bir gün bunlar sıkıntı yaratacak. Yani Okan Hoca'ya sıkıntı yaratacak. Okan Hoca'nın bunları önlem alması lazım. Abi orada artık o tempoyu düşürme. 2-3'ü al. İkinci yarı oyuncu değişikleri yaptı. Oyuncu değişikliğinde ne olur? Giren oyuncular hareketlendirmesi lazım değil mi? Hareketlendirir. Tempoyu artırır. Tam tersi oldu. Mesela Galatasaray'ın geçen seneki özelliği ne diyordum en iyi? Hızlı hücum. Hızlı hücuma çıkmak. Rakip sana 2-0'dan sonra 60-70'den sonra gelmeye başladı yavaş yavaş. Ki sen Zaha'yı aldın devre tam arasında. Yakaladın. Tam o evet, oyuna pozisyon, döndü. Ama sen bu sefer hızlı hücuma çıkma şansın yok. Zaha geliyor orta sahadan alıyor geriye. Tete alıyor oradan alıyor geriye. Bir Endombele girdi zaten ona geleceğim birazdan. Şimdi bak Endombele kaliteli oyuncu. Evet. Ama fizik olarak hazır değil. Biz biliyorsun diğer önce yayınları da bir aydır söylüyorum. Evet evet. Ya evet, kardeşim tabii. Okan Buruk da yıllardır tek türlü. Evet bir oyuncu alınmış bir maliyeti var. Yani sahaya girişi, vücut dili yani orada... Son dakika gelişmesi mi? Ne oldu? Endombele açıklama yapmış abi. Yine mi? Ben Galatasaray'a zaman zaman güreş yapmak için de gelmiştim ama futbol diyor, ısrar ediyorlar. Ne yapayım demiş. Çok kötü espri. Ama bu kilo, bu fizik yani hala hazır ya değil. Ya adam şimdi bak... Fizik olarak hazır değil. Yanlış anlamı seni eleştirmiyorum abi. Ben abi, eleştireceğim onu zaten. Hayır. Gelmişim sezon bitiyor ya. Bugün saydım. 13 maç kaldı. Galatasaray'ın artık 13 maçı kaldı kardeşim. Avrupa'yı bırak.
13 maç sonra ligde ya şampiyonsun ya değilsin. Hatta 12 maç sonra. Baba hala hazır değil. Ne ara hazır olacak? Ya şu var. Ya o artık hazır olmayacak. Ben hazır hazır olmayacak. Yani onu daha önceden yapacaklardı o iş. Ya devreleri hazır edeceklerdi. Geldiğinde bir kampı alacaklar. Dedim ya sana şu adam bir ay sahaya çıkarmayın. Ya biz bu profesyonelliklerin gerektirdiği diye bir şey var biliyorsun tabii. Futbolda. Yani biz şimdi şu halimle yani kilo aldığında oynayabilir misin futbol? Mümkün değil. E kardeşim sen zayıflayacaksın. Ve sana 4 aydır bu söylenmiştir kesin. Ama adam tın. Hiç umurumda umursamıyor değil. Yani vücut dili çok şey komik bir adam. Taraftar geldi dalga geçti. Vurdum duymadım. Ben yani bir Galatasaray olarak üzüldüm. Ya Galatasaray hazırlık maçı mı yapıyor bu? Yani Laylalon maçı, Halilen maçına mı çıktı yani? Oyuna girerken tavırlarını gördün orada, mü sen abi? Genç oyuncu oynasın abi. Eyüp Aydın'a daha çok şans ver. Al bir altyapıdan o oynasın. Ki o da oyuna girdi. Yani, o nasıl buldun abi bu arada? Eyüp de iyi. O da işte daha fazla süre alırsa temposu artabilir. Ama hala 15, bak kaçıncı maç oldu? 15-20 dakikalar böyle, olmaz. Böyle büyük bir fark yarattı. Olmaz. Ya hani Arda Güler girerken olurdu ya bu. Tabii aynı bölgeler değil belki ama. Hani koşu temposu, doğru pozisyon almak. Ya orası artık şey şöyle, şöyle yani, gözüktü. O bölge Kerem Demirbay'la Torreira. Evet. Artık kesinlikle. Ona şimdi Oliver gelirse temposu ne olur? Zaten ondan sonra da Endombele herhalde bir daha almaz. Ya benim o konucuya tavsiyem bir daha oynatmasın. Niye oynatmasın? Ya adamı da şey duruma düşürüyorsun. Doğru duruma düşürüyor. Statta da gülüş durumu oluyor. Galatasaray bu kadar para verip bir oyuncuyu almış oynatamıyorsun. Ya oynamıyor adam yani yok. Adamda şey yok. O kadar 15-20 dakika alacak dönecek filan. Bir topa vurdu filan herkes güldü müldü. Yani benim zoruma gidiyor bir Galatasaray olarak. Yani niye? O fizikli adam oynamayacak abi. Sen diyeceksin ki almıyorum senin kadroyu kardeşim. Oynatmıyorum. Ne zaman kilonu verirsin bir ay diyet yap. Çalış ondan sonra son 5 maç bakarız. Yani ama sen hem para alıyorsun. Keyif için gelmedi buraya. Şimdi bunu da yönetim de bu öz eleştiri yapacak. Sen ona teknik adam olarak ona söylemiştir. Yönetim olarak da bir mobbing uygulayacaksın. Kardeşim biz sana dünya para veriyoruz. Bir menajerini uyarın. 4 aydır bekliyoruz. Endombele gelecek. Ya yani Şampiyonlar Ligi geçti. Şimdi UEFA Kupası maçları var. Yani iyi bir Endombele Galatasaray'a faydalı olmaz mıydı? Zayıf, fit. Abi adam korkunç yılın... bir yetenek bir kere. Yani Endombele'yi izleyenler tamam hatırlıyor mu bilmiyorum ama ayakları bu kadar temiz ve güçlü, kuvvetli bir Endombele. Yani hakikaten 8 numarada. Ya dribling yapan, patlayıcı ya, kuvveti olan. Bence hiç almasın oyuna bundan sonra Okan Hoca. Hiç gerek yok. Orada niye? 2-0 olmuş maç. Başakşehir basıyor. 4 kişi sonradan girdi ya. Şimdi oyunda o gözükmüyor 5 kişi. Bir kaptırsa gitti orada. Yani tek kalmış öyle bir pas veriyor ki. Şey gibi yani. Halı sahada verirse ya rahat yani adam. Hiç öyle rahat ki. Tamam bir oyun zekası var. Ve bu kadar rahatlık da kötü. Seyircinin orada kalbi herkes düşüyor. Lap diye orada yerde millet. Aman gitti aman gitti. Yani topu da yandan geç çıkartıyor. Niye? Olur. Yani o çabukluğu da yok çünkü. Ritmi yok. Süreye baktığında Okan Hoca ona şans verdi bayağı. Bir verdi, iki verdi diye bazı maçlarda oynadı yani. Evet. Bir iki maç böyle bir kıpırdadı ama yok. Onu bir artık rafa kaldırması lazım Okan Buruk'un. Endombele olayını. Artık başka oyuncu, Olivier mi gelecek? Eyüp'ü mü oraya hazırlayacak? Veya Torreira, Kerem'i çıkarmayacak mı? Berkan olabilir. Ha. Berkan ise sol bek geldi şimdi. Berkan geldi. Oraya geçer. Berkan mesela ne olursa olsun bek olarak yine iyi mücadele etti. O kadar yani ama iyi. İstiyor en azından. Bak Barış yürekli oynuyor. Evet. Sanchez öyle böyle değil. Sanchez bir de bugün. Sanchez Nelson Uyumur'a ne diyorsun abi? Şu an çok iyi. Oturdu. Duvar gibiler biliyor musun? Oturdular ama duvar Nelson gibiler. Bir hafif bir sakatlık geçirdi. İnşallah ciddi Allah değildi. Korusun. Allah yani korusun. Zaten Başakşehir geliyor ama birebir de adamlar çok güçlü. Çok özgüvenli yani. Endo şeyi falan Sanchez öyle kolay kolay geçemez bu ligde kimse. Kimse doğru. Eğer yani çok ters yakalanmazsa geçemez. Barış'a bakıyorsun takımda en çok isteyen oyuncu. Ya kardeşim 45 dakika istediniz. Ne oluyor 60'tan sonra ya maç bir önce bitsin de gitsek. Bu taraftar buraya niye geliyor abi? 90 dakika şovu izleyecek. Bravo. Ya. Ben para veriyorum kardeşim. Atabildiğiniz kadar atın. Kalitelisiniz görüyoruz. Takım iyi yetenekli oyunculardan kurulu. 2-0 yakalamışsın. Niye duruyorsunuz? Herkes rolantiye aldı. Abi taraftar maç 2-0. Sen yaşadın. Top Başakşehir'e geçince herkes bağırıyor. At abi orada. Senin bak şöyle Galatasaray'ın şöyle bir oyun sistemi olması lazımdı bu sene. Ben sana söyleyeyim. Belki herkes Evren ne diyor diyecek. 10 takım harici. İlk 8-10 takım harici aşağı tarafa. Her maç içeride ben 3 tane atacağım. Ona göre çıkacaksın abi maç. Alttan geçelim. Galatasaray 10. sıradan gerideki takımlarla eğer 3 fark üstü kazanmazsa 1 puan almalı. Yani mantık olarak öyle. Öyle konsantre olursam ben 3 gol atacağım diye o zaman oynuyor anca Galatasaray oyuncular. Sıkıyorlar. Öbür maçlara bak. Mağlup olunca takım canlanıyor. 60'tan 70'ten sonra iş şeye geliyor hemen sıkıyorlar tabii. Alıyorlar. Niye bunu yapıyorsun? Ne gerek var? Niye milletin kalbini dolduruyorsunuz? Heyecan olsun diye ligi heyecan. Tamam he, onu geçen de söylemiştim ama ben şimdi bugün taraftar canlı gittim ya istemiyorum öyle bir şey.
Hemen bitirin bam 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 işi. Çözün yani. Bu da yanlış. Bunu Okan Buruk'un da söylemesi lazım. Yani oyuncular tamam da bu kadar da önemsemezlik yani. Bir anda tempo düşüyor. Kerem. Tamam bugün kötü oynadı. Evet. Hoca da çıkarmakla haklıydı. Pastas falan yaptı ama Kerem çok çabuk sinirleniyor. Kerem bu kadar çabuk sinirlenirse, vücut dili tepki verirse Avrupa'da oynayamaz. Ya bu mantalitede oynayamaz. Barış'ı kıskanıyor olabilir mi? Yok be Barış'ı kıskanmıyor. Yani geriden geldi, önüne geçti, her yerde oynuyor. Kıskanma olmaz bu da. Rekabet işte, daha iyi oyna. Tabii. Daha çok sık. Tamam o da gol atıyor da bir de Barış'ı örnek al. Hep üstüne koymaya çalışan bir oyuncu. Ya Mertens'i bu takımda bir tane oyuncu örnek almaz mı ya? Bravo. Ben Endombele, Mertens belki demiştir ona. Ya bir bak bana. 60 dakikada olsa, 55 dakikada olsa canına dişine takıyor. Yaşı adamın 37. Tamam minyon tipli avantajları var ama her yere basıyor. Oraya atlıyor, buraya atlıyor. Biraz adama bakın kardeşim, örnek alın. Sanat eseri gibi. Ve bu Galatasaray şu an... Dakika bir sarı kart gördü adam bastığı için. Şu an mesela maç fazlasıyla lider bu Galatasaray. Yani o kadar eksikleri olmasına rağmen oyun anlamında o. Transferlere bakıyorsun. Zaha da öyle bugün. Çok, çok oyunda... top ezdi abi. Zaha'nın abi. Bak Zaha'nın. Zaha yapsana. Atsaydı gol yapacak. Bu maç üzerinden. Bu maç üzerinden. Zaha'yı bir günde bulmadık, bir günde kaybetmeyiz. Zaha işi bitirir abi, sen rahat ol. Şey, Fener maçını bekliyor. O çünkü büyük maçları bekliyor. Ben anladım, başka türlü fazla sıkmayacak. Evet. Yani Avrupa maçı işte, büyük maç. Aradan çıkarsam atarım diyor. Ama yani, ne kadar nezaketlisin, Fener maçına da büyük maç dediğin. Son 3 yıl maçtır gol yemediğin halde. Yani derbi sonuçta ya. Tabii. O kadar da değil. Şimdi ne yapıyor biliyor musun Ümit? Televizyonda görüyorsun. Galatasaray tam onun istediği kontrata geçme durumu oldu. Başakşehir geliyor ya. Geliyor orta sahadan top alıyor. Ya abi orada alma. Mesafe var zaten oraya 40 metre. Sen oradan kaç kişi geçip de gideceksin? Git bekle çizgiye. Zaten top sana gelecek bir şekilde. Bravo. Kısa mesafede oradan git. Fazla uzun gitme zaten fizik olarak şeyin yok. Zaten bunu yaptığı için Yunanlı büyük takım oynayamadı ya. Oynayamadı tabii. Crystal Palace oyunu oldu tam ikinci yarı aslında. Ama hiç alıyor geri içeri. Abi gelme oralara orta sahada. Ya orta yap. Bir de top kaptırıyorsun. Bir pozisyon var bak bakıyorum. Tamam dedim ki Evren abi içeriye orta yap, kes de bir şey çıkacak. Döndü yanına pas verdi. Olmadı işte. Bu eziyorsun. Bir de mesela Icardi çok iyi yerlere koşu yapıyor. Televizyondan bu gözükmüyor. Ama atmıyorlar adam. Atamıyorlar yani. Yok. Bu sefer de ne oluyor? Oraya bas, buraya bas. Yoruluyor. Bazen Icardi bir bakıyorsun 45 saniye falan böyle duruyor. Bak 45 saniye şöyle duruyor. Dinlenme değil mi yani? Duruyor içeride dışarıda... gidip. O da kötü gözüküyor tabii. Sahada yani baktığında. Vinicius girdi oynayabiliyorsun ikinci yarı. Daha halen bir karar veremedim Vinicius'a ilgili. Yani ben verdiğimi sorar mısın bana? Fizik var. Ben sana soracağım. Birazdan söylediğine geleceğim. Kıyamet koptu. Ümit Özat'ın attığı tweetle kıyamet koptu. Bak onu söyleyeyim. Soracağım onu sana. Dur söyleyeyim şeyimi. Ümit Özat'a saç boyası arayacağız. Bu dur. Ona geleceğiz. Evren abi. Yine mi söyledin bir şey? Dur. O zaman atar. Çok iyi oyuncu. Bak o zaman çok iyi oyuncu. Değiştiriyorum yolumu. Ya hafta içi Vinicius'la Icardi görüşmüşler, buluşmuşlar falan. Oo neler var bende bilgi. Yani, anlatacağım. Fizik olarak çok iyi. Adam koşuyor, yıpratıyor da. Son vuruşta falan böyle bir tuhaf işler yapıyor yani. Yıpratıyor mu? Evet. Yani rakip taraftar diyor, taraftar vuramıyor yani tabii. Ama Ümit öyle diyor ki, Ümit öyle söylüyorsa, Ümit diyorsa hani ben saçımı kırmızı yapıyorum atar o zaman. Ben öyle bir şey demedim. Onlar hiç kazanamadığı için. İddia büyüdü. Ümit abi deneyim. O kadar müsaade edersen. Bizim büyüğümüz yaşlıda. Ümit abi. Bir, resmi misin? Sizi kutluyorum. Özellikle ikinizi. Niye? Nur topu gibi bir Üyorfa'nız oldu. Dominik Üyorfa. Bak ben Vinicius'u... Ben Vinicius'u... Luna Park'ta hani 5 gol atana bir Marlboro veriyorlar ya. Bak ona Luna Park'ta penaltı attırmam ben. Bak. Bırak ligde 5 gol atmasını. Luna Park'ta... Bak penaltı attırmam. Şey, ya sen de inanıyorsun tamam, bana. Saçını bak, boyayacağım yine. Bak, öyle bir şey mi var? Oslo'dan Donaldo. Nerede demiş? Bu ligde 5 ayrı takıma 5 gol atsın. Değil. Böyle bir şey demedim. Hazır belgeleriyle et, hazırlayın. Bunu kabul etmeyin. Ümit Özat'ın tweetini hazırlayın. Yok, dedim ki. Kırmızı ya burada sarı koymaya. Ama bir anlatayım. Bak. Bu Vinicius 5 ayrı takıma 5 gol atarsa. Yalnız. Atar. Bu goller. Öyle 2-0'dan sonra 3. gol. Ama onu yazmamışsın. Bir dakika. Bir abi Twitter'a 170 karakter kelimeyi nasıl yazacaksın? Senin daveti kim var sınırsız atabiliyorsun. Sen atabiliyorsun. O vallahi onu bilmiyordum. Senin tikin var. Bilseydim bunu yazardım. Tamam bak. Bak 3-0'dan sonra 4. gol. Hayır. Mağlupse beraberliği getiren golü, beraber ise galibiyeti getiren goller olmak üzere 5 ayrı takıma 5 gol atsın.
Bence öyle kaç tane oyuncu var ki ligde? Futbolcu değil abi. Niye aldınız Galatasaray? Bu Galatasaray büyük takım da kaç tane abi? Abicim bu takım Galatasaray mıdık spor mu bu ya? Abi sonuçta alternatif oyuncu olarak ne aldım. Ne alternatifi yani, bu? Alternatifin alternatif olamaz. Onu hani göreceğiz. Vara var lazım ya. Bu alternatifin alternatif. Bak bunun yanında bakan bu. Ronaldo Nazario ben size söyleyeyim. Tabii. Vallahi billahi. Ben normalde ben de atamaz diye düşünüyordum fazla gol ama Ümit'in bu şeyinden sonra bu kırmızı sarı olandan sonra atacak bak, abi. Ben, bak bak. Önceden Ankara'da Gençlik Parkı vardı. Buralarda da vardır Gülhane Parkı falan. Biliyorum biliyorum. Ya böyle simit gibi halkalar vardı. Sigaranın içine atardın bir tane denk gelirse alırsın. Sigara sağlığa zararlıdır ayrı da. Efendim ya da söyleyeyim. Penaltı atıyorsun. 5 penaltı olursa bir Marmara kazanırsın. Ya dur bekle. Bak ben buna YouTube'da değiliz. Penaltı out attırmam lan buna. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın gücüne gitmesin. Futbolcu falan değil bak. Futbolcu falan değil abi. Bunu kabul etmen mümkün değil. Yapma şimdi, gözünü seveyim için bak, ya. Ben ama şunu söylerim. İstemiyorum her sene. Bak bugün kulübeye baktım. Günay, Ali Turap, Ali Yeşildürt, Eyüp, Reşit Karabacak. Reşit Karabacak'ı biliyor musunuz değil mi? Reşit Karabacak'ı bilmiyor musunuz? Allah rahmet eylesin. Eski Eurocup'un güreş şampiyonu. Endombele'den bahsediyorum. Tabii canım onu biliyoruz. Dominik Yorfa. Dominik Yorfa. Yani Vinicius. 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 Ya hepsini parantez içinde anlatmam mı lazım? Anlayın da biraz. Zaha. Bu yedeklerle Galatasaray'ın bugün Harlem gibi bir kadroyla aynı puanda olması, Harlem gibi bir Fenerbahçe kadrosuna karşı aynı puanda olması vallahi başarı. Bak size söyleyeyim başarı. Abi yani, psikolojik hani mesela bana diyorlardı ya kırma sol bek. Bak bana diyorlardı ya kırma sol bek. Sıkmadan oynuyorlar bir de. Bak sıksana. Bana kırma sol bek diyorlardı. 40 defa amirli oldum ben yani. Berkan'ın sol bek olmasıyla ki doğru tercih. Kazım Can'ın olduğu yere Berkan Marcello. Galatasaray. Abi bak. Muslera, Sanchez, Torreira, Mertens, Kaan Ayhan. Abi yatsın, kalksın. Bu beşini dua etsin. Bir tane hayalet Kesper var sahada. Icardi. Yani ben, bütün çizgi film kahramanları sahadaydı. Barış da Allah var kendini. Kerem'i de zaten diye bu hale getirdiniz. Ne oldu bu Zaha'yı? Bunun için mi aldınız? Yedek bırakmak için. Galatasaray'da bu sene yeni modayı anlatayım size. Taşa boy oynamıyor, ağırları var. Mertens oynamıyor, ağırları var. Zaha oynamıyor, ağırları var. Başka bir bahane yok, ağırı. Evet. Bence bu daha, ağrı... daha bir strateji ama bak soru olarak gitmiş olalım. Nasıl strateji? Şöyle, artık Zaha'nın ağrılarından ziyade Galatasaray abi kazanan 11'ini buldu. Sol Kerem, sağ Barış, Mertens, harika. Icardi, Kerem Demirbay, Torreira, Kaan Ayhan, Berkan, peki. Sanchez, Dersom, Muslera. Bak, Allah dostları, Allah dostları. İkinci, Allah dostları. Çekiyorlar, ikinci yarı Zaha'yı alıyorlar, doğru mu? Allah dostları, bu Zaha'yı bunun için mi aldınız? Zaha bu ligin oyuncusu değil dediğimde neler diyordunuz bana? Evet, kim dedi onu ya? Zaha oynuyor, siz haklı oluyorsunuz. Zaha yedek. Siz haklı oluyorsunuz. Hiç mi haksız olmuyorsunuz kardeşim siz? Yok, ya bu adama şey yıllık yok. 10 milyon euroyu, şey Kerem'in aldığının 5 katını yok, Bandırma maçında oynasın diye mi verdiniz? Yok, Kerem'in aldığının 5 katını size alternatif olsun diye mi verdiniz? Kerem'in aldığının 5 katını size Avrupa'da katkı sağlamasın diye mi verdiniz? Niye verdiniz bunları kardeşim? Bana bir anlatın ya. 10 gol attı canım o kadar. Tabii abi. Bunun için mi verdi? 10 golü zaten Kerem atıyordu. Doğru. Ama o yine 10 attı, 20 oldu. Döndünüz ya. Geldiniz. 10 daha 20 oldu. Kerem'le lige tutundunuz. Barış'la lige tutundunuz. Yüzüne bakmadınız. Kaan'la lige tutundunuz. Allah Cenova'dan razı olsun demeniz lazım ki Berkan'ı beğenmedi, geri gönderdi. Berkan Kazım Can'ın yanında Marcello gibi oynuyor, Branco gibi oynuyor, Zambrotto gibi oynuyor. Ben Cenova'da ne Cenova'ymış? Berkan'ı beğenmiyor ya. Berkan şirin gibi top oynuyor. Ya sen ciddi misin? Ya bir şey söyleyeceğim. Şiir abi o kadar ya. Göz kırpıyorum. Yani, zaten ben göremiyorum. O tarafa dönük ya bu tarafta göz kırpıyorum. Tamam abi buradan yaptım sana. Yok yok orada mesela maçta. Başakşehir'in iptal olan golü yani gol olsa ben size söyleyeyim mi? Başakşehir 2-2 falan yakalar. Yok o zaman Galatasaray yakalar sıkardı. Yakalar. Öyle bir şey var. Bak orada onu hissediyoruz. İlla ben bir gol yemesi lazım. Vardı. İlla Galatasaray bir tepki vermesi için bir mağlup duruma düşmesi lazım. Veya işte 1-0 gitsin. Veya 60'a kadar 0-0 gitsin ki bir zorlasın yani. Öbür türlü olmuyor. Bir de Zaha ile ilgili çıkışta orada söylemişler. Yani biraz daha şey oldu ya artık hani. Demiş ben sadece Fenerbahçe maçları için geldim. Yani işi bitireceğim, fişi çekeceğim. Oo, geçen seneydi o iş bitti. Artık o iş bitti. O maçlarda oynar o adam yani. Jesus gibi aptalca ofsayt taktiği yapan bir adam yok. O iş bitti yani. Oo, ismarkartılık yani şeydi beğeniyorsun.
Abi yani şimdi İsmail Kartal'ı eleştirdim. Çok da eleştirdim ama başarılı şu an. Adam çok başarılı. Başarılı şu an. Hatalarını söylemek yani adamı seversin sevmesin ama. Yani ben mesela şunu kabul etmem. Mesela İsmail Kartal'ın yerine başkası olsaydı diyorlar ya mesela 70 puan alırdı. Ha şunu diyebilirim. Galatasaray'ın şu kadrosu İsmail Kartal'ın elinde olsaydı İsmail Kartal belki bu puanı toplayamazdı. Ama İsmail Kartal'ın yerinde kim olursa olsun bundan fazlasını toplayamazdı. Daha 9 puan kaybetmiş yani. 9 puanı Mourinho da kaybederdi. Çünkü Harlem var abi. Allah var adam Harlem'i kurdu ya bu sene. Bunu da ilk söyleyen benim yani. İlk sen söyledin. Kurdu doğru. Kardeşim. Evet, evet. İlk sen kurdu söyledin, yani. Doğru. Yaptı. Kurdu. Yani sen bu Vinicius iş yapmaz mı diyorsun? Sence yapar mı? Allah için söyle. Ya yani şöyle o zaman bir anket açalım. Bir bakan bu mu? Tam bir anket açalım. Bir bakan bu mu? Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeyim. Anket açalım bence. Bir dakika. Örnekleme yapalım. Zaten anketi nasıl açalım? İki tane Galatasaray içerisinde lafını bitirsin. Bir Beşiktaşlı bir Fenerlisiz galip geldi. Şey yapalım. Yok yok. Hayır, biz yani, Twitter'da soralım. He, soralım. Ya da YouTube'da arkadaşlar açsın anketi. Vinicius mu daha çok kaçırır, Dzeko mu daha çok kaçırır? Vinicius. Vinicius. Onu yazın. Vinicius. Kramponlarını taşıyamaz. Dzeko'nun kramponu değil, ayakkabısının bağını taşıyamaz. Ama son hafta Fenerler de isyanda biliyorsun şimdi. Niye? Dzeko çok kalı kaçırıyor diye. Abi bak hep söylediğim bir şey var. Oyuncu almadılar mı Dzeko'nun yerine? Aldılar. Serdar Dursun'u. Tabii. Bak. Yılın transferi yaptı. Tam oraya da geleceğiz. Bir santrafor gol atamıyorsa değil. Pozisyona giremiyorsa korkun. Vinicius'ta giriyor, kaçırıyor. Giriyor abi, vuramıyor yalnız. Pozisyon mu lan onlar? Onlar pozisyon mu? Böyle tam hem forvet abi olsun. Ya şey Dzeko bu yaşına rağmen her maç 3-4 tane net pozisyonu var. Serviste yapıyor arkadaşlar. Allah için konuşuyor. Yani. O da farklı tabii ki. Kıyaslamak. Ya olsun yani. O anketi açalım biz. Ama anketi açalım. Okan evet, abiye söz vereceğim abiler. Müsaade ederseniz. YouTube'da da anlık 2000'i geçince Okan abi söz alıyor. Buyur Okan abi. Yeri geldi. Zirvede veriyorsun ama. Bunu kabul etmemem. Bunu kabul etmemem. Ratinglerde de yıkmamız lazım. Ben sana söyleyeyim yani. Ama çok ekranların başında bizi izleyenler de var. İnanılmaz mesajlar alıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözde futbol ama özde sizin programınız. Buyur Okan abi. Ben bugün Galatasaray'ı beğenmedim oyun olarak. Yani bireysel performanslarla kazandılar. Barış'ın performansı, hocanın saydığı oyuncular mesela. Mertens, uzun zamandır hoca hep zaten söylüyor Mertens'in oynamasıyla ilgili. Ki haklı çıktı yine orada. Yani Kerem, ben şunu söyleyeyim sevgili Bişar. Taraftarın baskısı, o tepkisinden dolayı özgüven kaybı yaşadı. Bu iyi bir şey değil. Bak Kerem gibi oyuncuyu kaybedebilirler böyle devam ederlerse. Şimdi Zaha da giriyor oyuna. Barış da oralarda oyunu iş yapıyor. Yani Barış her geçen gün üstüne koyuyor bak. Sorumluluk alıyor, dribling alıyor. Yani zorluyor. Bu çok önemli bir şey. Araması çok önemli bir şey maçın içerisinde. Bunları yapabilen bir potansiyelde. Bir de dikkat ediyorum mesela Barış'ta. Koordinasyonla çalışıyor galiba. Yani topla ilişkilerini evet, de... Geçen seneye göre çok başka. Topla ilişkilerini geliştirmeye başladı. Yani topla hakimiyetini geliştirmeye başladı. Destek olarak sunayım mı? Kabul eder misin? Samsun maçını hatırla abi. Çok dar alanda bir vücut çalımı gol. Bu maç işte, yine hafif vücut işte, çalımıyla beraber gol. Bunlar işte, hep bunlar, yoğun koordinasyon istiyor. Doğru işte mudur? İşte bunları gördüğüm için söylüyorum. Tabii. Yani. Oradan devamını senden yedirerek, çaldım. Aynen. Yok çaldın değil. Yani bunlar zaten herkes görüyor. Evet. Ama tebrik ediyorum. Bir kere en büyük avantajı güçlü olması. Eksikliğini söyledik. Zaten o da onun farkında. Hoca da söylüyordur. Takım arkadaşlar da o da kendini geliştiriyor. Ben bugün Torreira'yı beğenmedim. Kerem Demirbay üstüne koyarak gidiyor. Yani o da bak bugün dikkat edersen dönen topların hepsini aldı. Oyun kurmakta. Oralarda ceza sahasının içerisinde şutlar çekiyor. Aralara top atmaya çalışıyor. Özgüven kazandı, üstüne koyuyor. Yani Galatasaray bugün bireysel performansla kazandı. Şimdi bakıyorsun Kaan sağ bek değil, orijin sağ bek değil. Berkan orijin sağ bek değil. Yani oyunu bir şekilde hükmediyor. Ama kusura bakmasın Çağdaş Hoca. Yani senin öyle iki tane halı sahada bile yanına veremeyecek stoperle sen geriden oyun kurmaya çalışırsan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş takımlara gelirler cezayı keserler sana. İdealist düşünüp idealist hareket etmeyeceksin. Elindeki malzemeye göre hareket edeceksin. Bravo. Sevgili Çağdaş Hoca. Yani burada sağ bekten sol bek, sol bekten sağ bek belki farklı bir şey düşünmüş olabilir. Kerem'i kapatayım, sağ tarafta da Barış'ı kapatayım ama sen oyuncuları doğru orijinal mevkide oynatırsan ki bu oyuncular da yani bence yadırgadılar orada. Tamam Kerem'e iş yaptırmadı ama alanları daraltıp yaptırmadı. Kerem'de de performans düşüklüğü vardı. Barış anlamında başarılı oldu ama hücum anlamında işte iki tane hücumcu bek çıkamadı. Tamam da işte çıkacaksın. Sonuçta Galatasaray Fener'e karşı oynadığı zamanlar beklerine çıkartman lazım. Kanat forvetlerini iş yapmıyor. Bugün ben Galatasaray takımını açıkçası az önce söyledim mi beğenmedim. Ki Torreira'da bir düşüş var. Artık belli bir seviyeye geldi. Yaş itibariyle de maç temposu, maç serüvenleri itibariyle de yani artık yorgunluk başladı farkındaysa. Bugün çok etkili değildi. Sanchez muazzam bir stoper hocam. Adamın sezgileri, pozisyon hamlesi, çabukluğu yani liderlik vasfı olan bir oyuncu orada. Yani Berkan
Tabii ki de olmadığı belki de iyi, kendisinin orijin olmadığı mevkide bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya sonradan giren oyuncular, Endombele. Biz sezon başından beri hocayla söylüyoruz. Hoca çok güzel bir yerden değindi. Yasa, yok işte şuram çekiyor, buram çekiyor. Galatasaray'da birçok oyuncu aldığı maaşı performans olarak, skor olarak şu anda karşılığını veremedi. Okan Hoca gerçekten bak hep geriye dönüp eski oyunculardan performans almaya çalışıyor. Yani onlara şans verdi mi? Verdi. Ama kusura bakmasın, artık Okan Hoca da bazı şeyleri görüp seni eskiden şampiyon yapan, yukarı taşıyan oyuncuları sahaya sürmen gerekiyor. Onlardan verim alman mesela gerekiyor. Bugün öyle yaptı. Öyle yaptı. Şey onu diyorum yani. Yine 9 tane de mi oynadı geçen sene? İşte görüyor hani bunu, bunları gördü ama Zaha'nın ben bu kadar bu sezon içerisinde yani Şampiyonlar Ligi de dahil yani bu kadar az iyi maç oynadığını ya, değişken performansı var. Değişken şey gibi, nabız gibi. Bir çıkıyor bir iniyor, bir çıkıyor bir iniyor. Yani bu beni tatmin etmedi. Yani Galatasaray'da şu anda şu 3 maçlık serüven çok zor bir serüven. Bak Ankara Gücü içeride, sonra dışarıda Beşiktaş deplasmanı. Zor bir serüvene giriyor. Bu serüveni kayıpsız atlatırsa Galatasaray şampiyon olur. 11'leri istiyorum ekrana. 11'leri ekleniyorum. Soralım mesela bugün maça gidenler de oldu, izleyenler de. Biz de burada tartışalım. Galatasaray'da bugün en çok kim yorulmuştur? Ben sana söyleyeyim, yorulmadan antrenman maçı gibi bitirenler oldu. Ama sıkmadan. Niye abi? İşte Galatasaray'ın gazı mı kaçtı? Galatasaray'da gaz kaçağı mı var abi? Gaz kaçağı falan yok. Gazı açacak açmıyorlar yani, biraz tutuyorlar. Ama niye? Böyle bekliyorsun. Yani işte bunu onu oyunculara soracaksın. Onu Okan Hoca'ya soracağız. Yani o soracak oyunculara. Ya bu coşkulu oyunu oynayan kardeşim, siz bunun, sizin bu yetenekleriniz var. Bugün ben sana en çok görülen oyuncuyu söyleyeyim ya, gittim işim eve. Barış 1. Kerem Sanchez. Iki. Kerem Demirbay. Yani baktığın zaman ya bunlar Mertens. Diğerlerine göre en daha çok efor sarf ettiler. Bazı oyuncular depara Mertens yaşına göre yorulmuş. Mesela 11'ler de ekranda abi gözünde önündeyken de daha rahat aslında. Mesela Torreira'yı Okan iyi yakaladı. Çok Torreira'yı iyi yakaladı. Bugün Torreira Ümit'i hiç sıkmadan oynadı. Fazla hiç gözükmedi. Yani eski o şeyi yoktu isteği. İdare etti hep yani orada. Hata da yapmadı. Çok, bugüne kadar hep tap oynadı da. Onun bir aşk acısı da var. Onu da söylemek lazım. Bazen şunu hep deriz ya. Kötü değildi ya. Ama bazen de şu var. Ben şunu hep görüyorum Galatasaray oyuncularda. Geçen sene çünkü Avrupa'da oynamadığı için bunu bu yorumu yapmıyorduk. Maç seçiyorlar abi. Ben artık onu gördüm. Yani şöyle. Bunu al KJ yazalım. Evren Turan. Galatasaray'da yani oyuncular maç seçiyor. Bak bu bir itiraf. Bazıları çok önemli. Maç seçiyor. Çok önemli. Ya maçın durumuna göre adam sıkıyor. Ya kardeşim gir. Kim seçiyor? Kim abi? At gol oynuyor. Mesela şeyi gördüm tribünde, Ziyech. Ya kardeşim Ziyech. Yok çok yetenekli bir oyuncu. Ha geldi sakat, bir ay falan oynamaz. O geri, tribün için geldi. Şeyle geliyor. Evet, gelince de öyle ilk gelişi de öyle gelmişti ya. Kafasını saklıyor. O görünmez gelmişti zaten. Evet. Halen görmeye çalışıyor. O niye tribünün şeyde şeye çıksaydı? Dışar, nerede sakatlandı? Yedek kulübesinin hemen arkasına. Şeyde, tamam işte. Kale arkasına. Milli takım hapı sakatlandı. İlk geldiğinde kale arkasından şey hocam, yapıldılar ya. Hocam kronik sakatlığı var Ziyin. Ben söyledim. Yok, sezon maçı Beşiktaş'a giren ilk Beşiktaş'a geliyordu. Bir temposu, bir şey var yani o adamda. Bu arada sen devam et, şunu da soracağım ben sana. Ben Galatasaray'da şunu istiyorum. Şimdi oyuncusu tribüne gelmiş. Abi bir kafanı kaldır seyirciye, şöyle bir yap, kaldır şunu ya. Biz seni göremiyoruz zaten, yoksun tepkiden piyasada. Korkuyor. Tepkiden yok, korkuyor. Yok ya, bir tepki olmaz. Adam seyirci bağırıyor. Seyirci bağırıyor işte, Ziyech falan, çocuklar falan. Bir dön hani ya, böyle hep bir kayıp, hep böyle bir görünmez. Başka bir dünyanın oyuncusu gibi. Takımı da zaten o. Takıma sahiplenmede Ziyech'te bunu göremedim mesela. Her oyuncudan beklemezsin. Ama şey, bir şey demiş ya abi. Kuzey Afrikalı oyuncudan uzak duracağım. 30 dakika idmana geç çıkalım falan demiş. Mustafa demiş sen ne yapıyorsun, ben burada 12 yıldır varım. Bak, paralar ödenir demiş. Ziyech'in yeteneğine hiçbir şey demem. Onunla ilgili bir şeyim yok. Çok da beğeniyorum ama Kuzey Afrikalı oyuncuların. Hocam sezon ama başı Beşiktaş'a geldi. Anlaşıyorlardı. İlk Beşiktaş'a teklif ettiler. Baktılar, araştılar. Kronik sakatlığı var bu oyuncunun. Yani bak dikkat et, sezon başından ben bunu sezon başında söyledim. Yani adam gidiyor, yok Fas'ta sakatlandı, yok burada sakatlandı, yok orada sakatlandı. Yani, bu oyuncunun bir sakatlığı olmasaydı ya, sezon içerisinde kaç kere sakatlandı Ziya? Benim bildiğim 3-4 kere. Nasıl sakatlanıyor? Demek ki bir şeyi var, bir sıkıntısı var. Yani oynayarak sakatlanmıyor ki bu oyuncu. Şu kadroyu tek bir şey yapayım, tek bir lütfen şey yapayım. Aralarda girebilirsiniz ya bir şey olursa. Şimdi şu kadro içerisinde yine de ne kadar eleştirsek de Galatasaray'ı. Maç seçen kim ama? Onu da söyleyeyim. Ya maç seçen değil. Maç belli abi. Yeni gelen yıldızların hepsi maç seçiyor kendine göre yani. Yani o gözüküyor zaten. Ona rağmen 30 maç oynamış. 28 galibiyet, 2 beraberlik. Bu da muhteşem bir tablo. Yani baktığında ona. Ligde o ayrı. Ama şimdi niye? Galatasaray dedik çıtayı yükseltti. Şimdi sen Fenerbahçe'yi zaman zaman eleştiriyoruz ama oyunla beraber onların coşkusu daha fazla. Daha son maçın sonuna kadar bırakmıyorlar. Yani senin niye ben rakibin de, çünkü seni şu an yapacak, kıyaslayacaksın sonuçta. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı, Galatasaray'ı Fener'i kıyaslayacaksın. E sen maçı hemen kopartıp 4'ü 5'i bulmuyorsun. Ben zaten kazandım diyorsun. Maç seçme denim olayı yok. Bugün de aynısı oldu. Hadi Kerem bugün kötü de oynuyor ama Mertens
Hiç maç seçmiyor abi. Mertens her yerde oynar. Mertens Çalısay'a çağıralım. Çok profesyonel. Oynar. E Torreira öyle. Kerem Demirbay bu grube şimdi yavaş yavaş girmeye başladı. Ama Kerem de Galatasaray'ın o topla beraber hani dripling yapacak oyuncusu değil. Servisi yapıyor artık, basıyor topu mu falan giriyor artık yani, sorumluluk alıyor. Kafayı falan her yere sokuyor. Önceden zıplıyordu. Geyik gibi yani. Zıplıyordu. Şimdi ama oturdu. O da bir zaman aldı. O da çok geç form tuttu. Yani Okan Hoca orada ne yaptı? Kaan'ı oraya soktu. Alternatifler aradı. Yani Endombele'ye bakıyorsun. Endombele bir gün eğer böyle devam ederse bir maç kaybettirecek. Yani riskli. Onun için o maç kaybettirmeden Endombele'yi kaybedelim biz. Anladın mı yani? Telafisi olmaz maç yani, kaybedersek. Doğru ha, söylüyor mesela. Yok çünkü abi bir maç orada bir pas hatası yapsa maç bir berabere bitse gitti. Geçmiyordum, bitti. Okan evet. Hoca'yı buradan uyarıyorum. Yani o bir risk. Yüzde görsem de söylerim. Zaten duyuyorum, şimdi söyleyemeyeceğim bir şeyi. Duayenlerinden biri. Yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi zaten söylemem. Evet. İkincisi. Berkan yine ne olursa olsun iyi mücadele etti. Evet. Ama Ümit Hocam mı dedi Okan bilmiyorum. Kaan Ayhan hiç ucuma çıkmıyor tabii bek olarak. Evet. Ama bir ara sağ ayağının dışıyla yaptı da abi orta şimdi yaptı. Bırak, bir şey, onu sormuşlar. Bir tane iki tane olsunlar abi, ne olacak? Ümit Hocam önüne kalıyorum demiş. Tabii o da belki bir dışıyla attı. Ama o, acayip, o dış acayip gitti ya. Normal gitmedi. Ama ters topları falan iyi. Yine abi Kaan her zaman iyi profesyonel. Orada iyi mücadele ediyor. Nelson Sanchez zaten tadından yenmez. Yani zaten tamam gelmiyor ama birebir de falan çok olaya hakimler. Sanchez de topu da kullanıyor. Adam bak savunmadan top çıkartıyor, alıyor. Hücuma çıkıyor, Verkaç'a giriyor, orta kesiyor. Sağ kanattan bindiriyor. Bir de attığı bindiriyor. Topa da bir de gidecek orta yapacak ya. Şey kafa vuracak yani, o kadar. E şimdi kardeşim bu kadar da 3-4 oyuncu yük binmeyecek Galatasaray'da. Yani anladın mı? Tabii. Şimdi bazı oyuncular çok yoruluyor, bazı oyuncular az yoruluyor. E tamam Perşembe UEFA Kupası var, ona mı saklıyorlar kendilerini? Sanki öyle bir algı oldu. Ya, ama yanlış. Ya bu, ben inanmıyorum ya, öyle olmaması lazım. Öyle yapıyorlarsa da yapmasınlar. Ama gerçekten Galatasaray öne geçtiği zaman abi böyle bir duruyor. Bu maçı böyle bitirdiler abi. Maç niye niye bitirmiyoruz? İkinci yarı hiç zevk almadım ben. Statta da herkes durdu. Herkes 3'ü 4'ü bekliyordu. Bir Icardi'nin orada bir 3-4 kişi vardı ya, bir karambol. Ama zaten sen Galatasaray olarak bir barış getiriyor. 3-7-5 4-5-6 olsun ha. Yapmıyorsan. Evet. Barış var yani. Barış kadar hiçbiri zorlamıyor. Mertens kadar zorlamıyor. Yani tamam her oyuncunun şeyi fizik gücü nefesi ayrıdır. Onların da bir şeyi vardır. Ama orada abi sen yorulacaksın, bu maçı alacaksın 5-0 al. Şov yap ya. Yapmadın mı daha önce? Tabii. Yap. Niye 2-0 bitsin maç? Tamam kazanmak önemli. Hepsini tebrik ettik. Yani o konuda bir şey yok. Galatasaray yine yolunda devam ediyor. Ama oyun olarak niye böyle duruyorsun? Artık sen geçen sene şampiyon olmuşsun. Artık hedeflerin var. Oyunun çıtasını yükselt. Yani bunu Okan Buruk'un artık söylemesi lazım. Biz niye duruyoruz? Çünkü Okan Buruk hiçbir zaman ben bakıyorum orada baktım bugün. Yani geriye çekilin, sakin olun, durun burun demiyor. Zaten onu dese şey maçlarında der Şampiyonlar Ligi maçında. Ama alıyorlar abi ama orada. Yanlış. 30 metrede oynuyor, 40 metrede. Alıyor Muslera'ya. Şimdi geri at. Evet. Hep geri at. Kaleciye bu kadar top atmaya gerek yok ki. Bunu en son çok yapıyor ama. Yani o orta sahada çevir yani. Büyük takımlar yapıyor bunu yani. Bunu en son da çok Avrupa'da. Yapıyor. Ümit abiye o kadar geriye atma yani. Mesafe evet. Uzuyor. Ümit abi ama sen bir oyuncu da değerlendirirsen. Yani günün iyi işini göze batan. Kalırsa bir şey diyeceğim burada. Tamam. Göze batan, göze batmayan. Şimdi mesela Sparta Prag maçında o yeni sol bekin oynaması lazım. Büyük ihtimalle oynatacak onu. Bana da öyle geliyor. Ama yani mantıklı mı? Mantıklı. Onu o parayı verirsen kalan maçlarda oynatmak istiyorsan o kaybı ama eğer onu bir yazmadılar kayıp. Ya. Yazamadılar. Yok, tövbe yok. Doğru onu yazamadılar. Berkan'ı yazdı. Berkan'ı yazdı onu yazamadı. Avrupa maçlarında hiçbir zaman oynayamayacak. Mesela zaman. Şeyi aklım o kadar denk geliyor. Şimdi dedi ya Ziyech'i sakat almadılar. Ya keşke sakat Ziyech'i alsalardı da Chamberlain'i almasalardı. Sakat Ziyech'i almayan Chamberlain'i alıyor. Ama Chamberlain sakatlandı iyi gidiyordu. Hayır o sakatlandı hocam. Ziyech'in ölüsü Chamberlain'den iyidir ben sana söyleyeyim. İnan bana onu da ben söyledim sana. Öbürü bak tam performans form yakalamıştı ondan sonra. Ziyech'in farkı bir kronik sakat. Bunun öyle bir şey bak, yoktu. Sen farkında olmadan çelişkiye düşüyorsun. Ziyech'i almadı dedik. Ahmet Nurçebi'yi yıl boyunca eleştirdin. Ahmet Nurçebi'yi temize çıkarıyorsun. Hayır temizlik sonuçta olabilir. Bu transferle ilgili yapılan oyuncunun performansı veya transfer hatasını anlatıyorum ben. Şey tamam, kalkıp tamam yani Galatasaray'ın aldığı oyuncu sakat oyuncu burada övelim mi Beşiktaş almadı diye. Hayır o başka. Şimdi ama daha kötüsünü alıyor. Ben temizle değil. Daha kötüsü dediğin Chamberlain Ziyech'den daha iyi oynuyordu hocam. Sezonun sonlarına doğru çok iyi başladı sakatlanana kadar. Takım o kadar kötü kurulmuştu ki Chamberlain biraz el ayağı takım o kadar kötü kurulmuştu ki Chamberlain biraz el ala düzgün olunca hepsinden fark yaratıyor gibi oldu. Fark yaratıyor. Takım yani, da iyi olsaydı daha da fark yaratırdı. İyi oyuncularla top oynar. Ya ben sen de şimdi sen de bir huy var. Sana katılmadığımız zaman sen haklısın abi. Böyle bir
şey yok yani. Ben bunu anlamıyorum. Huyunu suyunu değiştir. Bir dakika, ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Bak, yani illaki hocanın fikirlerine katılacağız. Ben yanlış biliyorum. Chamberlain iyi oyuncu, iyi oyuncular oynamış olsa farklı seviye gösterirdi hocam. Konuşun ben abi. O da biliyor. O da çok iyi biliyor da. Şimdi ne biliyor musun? Hatasının farkında. Ulan ne oradan buradan çevireyim de en azından bana doğru yönlendirebilir miyim gibi düşünüyor. Hocam karşında biz yemeyiz. Çok biz de oralardan geliyoruz. Sana o soyunma odasına biz de çok dert ettik. Ayaklarımızda yaralar onlar bunlar bandajlar sarıldı. Bak, yapma gözünü seveyim. Sen şampiyonluk yaşadın. Kıdemin farklı bak, da. Bak Ziyeş'in. Vallahi Ziyeş'in olduğu yerde hayatta Chamberlain'in. Aynı pozisyon adam olmasın. Olmasın. Yani. Bak şu kronik, büyük takımların böyle kronik sakatlığı olan oyuncu ya falan alacağına. Ya sen doğru mu buluyorsun mesela Galatasaray'ın kronik bir oyuncuyu almasını? Ama yani bu onu bugün çıktı mesela. Bir sezon başında böyle bir şey yok. Belliydi, belliydi, söylendi hocam. Yani şimdi mesela bir oyuncuya Galatasaray'ı savunmak için söylemiyorum. Beşiktaş'ın Chamberlain transferinin yanlış olduğunu söylemek için. Raşiska'yı aldık, onu niye alacağız hocam? Raşiska varken sen neden değil mi? Ben Raşiska transferini eleştirmedim ki. Tamam işte. Bir de o bölgede zaten kronik bir sakat var, ikinci kroniğe gerek duymamışlar. Kim o? Gezal. O başka türlü sakat. Raşiska alındı oraya. Ben sana söyleyeyim. Gezal zaten. Şimdi bu kadroda. Kadroyu versene kadroyu. Bu kadroda. Gezal 3 yıldır kronik sakat. Ben de şimdi. Tabii. Ya sen de hiç şakadan anlamıyorsun kardeşim. rahmetli Can Hocam. Allah rahmet eylesin. Nur Allah rahmet eylesin. Şimdi Yılmaz Hoca'yı çağırıyor. Öbür de rahmetli. Allah rahmet eylesin. Metin Hoca, Metin Türel. Aşağıda rahmetli Can Hocam böyle mercekle un baktığı bir odada bekliyor. Yılmaz Hoca diyor ki ya Yılmaz diyor ben artık seninle çalışmak istemiyorum diyor. Olur başkanım diyor. Eski fabrikada. Yılmaz Ural merdivenleri iniyor. Muhasebeye gidiyor. Hesap kesilecek. O zaman euro yok, mark var. Muhasebede eski futbolcu Oktay abi var. Diyor ki abi diyor böyle böyle diyor. Başkan artık çalışmak istemiyormuş. Tazminatım var diyor. İşte. Ne kadar diyor? 500 bin mark diyor. 500 bin mark o zamanın parasıyla. İyi para abi. Rahmetli Oktay abi öldü mü bilmiyorum. Allah selamet versin ölmediyse. Başkan arıyor yukarı. Başkan diyor. Hocanın diyor 500 bin mark tazminatı varmış diyor. Dur bekle diyor. Merdivenler iniyor altı. Koluna giriyor. Ya Yılmaz hiç şakadan anlamıyor sen de diyor. O sene Kemalettin'in şeker spor attığı golle Avaraz'a ligde kalmıştık. Tamam şimdi sen de şakadan yani, anlamıyorsun. Yani hikayede tek ölmeyen sen he? Hikayede tek ölmeyen sensin abi. Herkes rahmetli olmuş. Abi tövbe de dur. Tövbe. Şimdi Allah hep yaşasalar ya. 100 yaşındalar. Olsun abi Allah uzun ömür versin yani. Onlara da versin. Ya ölenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Sanki yaşayanlara da diyorum ya kötü bir şey demiyorum abi sen de Allah'a. Ya gözümüze dikti. Şimdi şu kadroda var ya. Yani aslında Galatasaray en büyük hatayı bir tane 8 numara almayarak yaptı. Okan abi, Evren abi. Ya sana ben söyleyeyim. Ya bak Kerem Demirbay Kerem Demirbay yetersiz mi abi sence? Şöyle oynanmadığı sürece hani 4-1-4-1 ya da 4-3-3 gibi oynanmadığı sürece Kerem Demirbay bu iki orta sahanın biri ben katılmıyorum hocaya. Bir 8 numara katılmıyorum. Ben mesela Kerem'i bugün beğendim abi. Ya bugün için konuşmuyorum abi. Gelen birkaç haftadır ama oyunu toparlıyor. Yani 10 numara da olabilir o 8-10 yani. Mesela bugün Mertens'i 2-0'dan sonra daha 1. dakikada sarı kart gördü bu adam. Şimdi abi kazandı diye de her şeyi mükemmel yaptı diyemezsin. Mesela 2-0'dan sonra Mertens'i çıkarıp 3'lü orta sahaya dönse Kerem Demirbay'dan ofansif yönde daha büyük kat kalacak. Yani daha rahat hata gidecek. Onu ama hiç yapmıyor. Yani yapmıyor işte. Hiç yapmıyor hocam. O, çünkü ama bir tek Torreira kaldığı için hep Kerem denemeye çalışıyor. Ya da tek başına Torreira yaptığı zaman orada büyük bir alan oluşuyor. O alanı da tek başına eğer arkadaki Sanchez'le Nelson olmasa, yani Sanchez olmasa o alan daraltılmasa Torreira'nın o tempoyu kaldırma şansı yok. Stoperler alanı iyi daraltıyor. Yani Türkiye'de Sanchez gibi alan daraltan bir stoper daha yok. Bir de mesela Gustavo gibi, Perez gibi Cesur taktiği gibi böyle mesela toplu oyuncuya baskı yokken de çıkmıyor. Ne zaman çıkacağını, ne zaman gerileyeceğini iyi biliyor. Bu bir gerçek. Şimdi Oriel'in ne çıkacağı? Kariyerim Okan Hoca da açıklama yapmış. Oriel'le ilgili açıklama yapmış. Sol bekle ilgili yapmış. Galatasaray'da bir de handikaplardan bir tanesi kanat bekleri girmiyor, oyuna girmiyor. Yani şimdi bu da zor bir şey. Kanat evet. Forvetlerini kapattığın zaman içeri en azından oyuncular birebir de etkili olamıyor diyelim. Abi içeri kat et, kanat bekleri aynen. Kullan. Ama bugün Berkan Evren abi diyor mücadele ediyor. Ya Berkan sen Deniz'i tutmakta tamam. Tabii ki de senin görevin Deniz'i tutma. Ama sen Galatasaray'da içeride önde oynuyorsun. Deniz gelip seni tutsun. Bindirsen arkadan sol ayaktasın. Topu iyi orta yapıyorsun. Öyle bir oyun anlayışıyla da zaten sahada oynuyorsunuz Galatasaray olarak. Bir de abi şimdi ben hocanın 8 numara konusuna kesinlikle katılmıyorum. Galatasaray 8 numarayla nasıl oynar biliyor musun? Bir 8, bir 6, bir oynar. İki tane 8'de oynamaz, bir 6 ile oynamaz.
bir on numara ihtiyacı vardı. Mertens'in verdiği katkı var. Mertens çıktıktan sonra oraya bir on numaraya da ihtiyacı var. Mertens'in genişlikte yani yaş itibariyle de uzun maratonda belli bir seviyeye kadar 60'tan sonra yoruluyor önce. Yaşı da büyük abi. Kolay değil. Ama Galatasaray o bölgeye bir tane on numara ihtiyacı olup o pasları yapabilecek, ikinci forvet olarak destekleyebilecek. Evren abi ne diyor? Icardi çok gösteriyor ama diyor gelen yok, yardım eden yok. İkinci forvet olarak alan açan yok o adama. Tek kalıyor adam orada. Şimdi bugün ben maçta izledim. Zaha soldan içeri kat ediyor. Adamı geçiyor. Icardi çok güzel koşu yapıyor. Derin koşu yapıyor. Kaleye şut çekiyor. İki kere bak. Bunları Kerem yapıyordu. Atıyordu. Hocanın dediği yere geliyorum. Bunları Kerem yapıyor. O zaman Zaha'yı bunlar için mi aldınız? Yapamıyor. Asist yapamıyor. Gol de atamıyor. O kadar parayı niye verdiniz? Hoca burada haklı bu konuda. Zaha konusunda. O zaman Kerem'le oynar orada. Ümit Hoca haklı haksız mı tartışıyoruz? Hayır hayır. Yani söylediğim konuda katılıyorum demek istedim. Katılmadım. Yani sen kendi fikrini söyle. Ümit Hoca haklı, Ümit Hoca haksız. Katılıyorum bu konuda. Dur, Ümit Hoca değil. TSE babası gibi oldun lan. Birinde katılmıyordun ama ilk katılmıyordun. Bak gaz veriyor. Gaza gelme. Göz kırpıyor. Bak gaza gelme. Okan Hoca hazır olunca hemen söyler misiniz bana? Katıldığım yerler var. Yani Kerem'in performansının düşmesinin en büyük sebebi ben sana söyleyeyim taraftarlar. Galatasaray orta sahası hep böyle kısa adamlardan olmuştu ya. Mesela Enzonzi olmadı. Bir olan Melo'ydu. Ama mesela Endombele. Oraya daha böyle ufak basan kız. Yani, Torreira gibi. He? Torreira işte. Torreira'ydı işte. Okan Buruk gibi. Suat'tı yani işte Emre falan o dönemler vardı ya. Evet. Baktığın zaman mesela Selçuk da öyle çok basan oyuncu değildi ama yine de teknik kalitesi çok yüksekti. Evet duyuyorum. Uzun oyuncu değildi sonuçta. Okan Hoca hazırmış. Bir 2 dakikalık bir genel maç değerlendirmesi var. Hemen onunla bir başlayalım. Acayip açıklamaları var Okan Buruk'un. Hakikaten geceyi damga vurdu. Bir alalım açıklamalarını, başlayalım. Bugün maça başlangıcımız Galatasaray takımına ve taraftarına, stadımıza çok yakışır bir başlangıçtı. İlk yarının sonuna kadar bence çok coşkulu oynadık. Önde yaptığımız baskılar, top bizdeyken oyun kurmamız, topa sahip olmamız, rakip kaleye yaptığımız ataklar bence çok iyi bir ilk yarı geçirdik ve karşında 2-0'lık sonuç aldık. İkinci yarı tabii ki benim de çok mutlu olmadım. Taraftarımız gerçi yine maçın sonuna kadar bize destek verdi. Onların bizle beraber olmaları çok önemli, değerliydi. Ama oyun olarak bence biraz daha ilk yarının altında kaldık. İlk yarıya göre daha az ürettik. Rakibimize biraz da kalemize gelme şansı verdik. Bu da tabii ki mutlu olmadığımız dönemde ama bireysel performanslar da ilk yarının altında kaldı. Bu anlamda tabii ki bir sonraki maç için daha iyi olmak zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Aşağı yukarı rakibimizin ne oynayacağını, saha içerisindeki yerleşimlerini, nasıl değişiklikler yapacağını net bir şekilde biliyorduk. Buna da bence doğru cevap verdik. İyi olan taraftan baktığımda ve özellikle rakibin baskı yapma ihtimaline karşı oyun kurmalarımızı, nerede topu alacağız, nerelere buluşacağız, nasıl yerleşeceğiz. Bunların hepsi bizim için olumlu gitti. Hem topa sahip olma, hem attığımız şutlar, girdiğimiz pozisyonlar, oyun üstünlüğü ve gol üstünlüğüyle hak ettiğimiz bir galibiyet kazandık. Bundan sonra çok önemli bir kupa karşılaşması var. Avrupa kupalarında da başarıyı istiyoruz. Galatasaray takımının gelenlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda da aynı isteği, arzuyu biz sahada Perşembe günü taraftarımız tribünde aynı coşkuyla yer aldığı sürece bir sonraki maçı Sparta Prag'a karşı da aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Evren abi, hem oyuna eleştirisi var ama hem de benzer bir oyunu arzuyu kupayla ilgili yapacağız diyor hafta İlk arasında. Yarıdaki yani. İlk yarıdaki oyun için söylüyor. Ne diyorsun oyuna ilişkin yani eleştirilerine? Ve bir de bak kıstas koydu yani bir şeyi koydu. Dedi ki biz de Avrupa Kupası'nı istiyoruz dedi. Yani çok iddialı. Şöyle yani hedefler arasında o var dedi. Yani bu sonuçta orada bir hedef var yani. Evet. Ama oyun olarak mesela hoca son aylarda özellikle bu sene öz eleştiri de yapıyor. Ama bunu yaparken de bunu düzeltmek lazım. Yani evet, anladın mı? Evet. Hep aynı şeyin tekrarı çok fazla oluyor. Bravo Evren abi. Mesela geçen sene ne oldu bu sene de? Oyuncu tam girecek geç giriyor. Nelson sakatlandı. Ben hemen kulübenin arkasındayım ya. Kim aldı orada? Tete'yi mesela. Ya daha Tete oyuna olacak. Girene kadar abi 2 dakika yok. Pozisyon verdi. Üstüne olacak. En sonunda o golü çıldırdı. Ya kardeşim hep bu bir defa olmaz. 10 defa aynı şey oluyor. Galatasaray'da oyuna gireceksin. Hazır olacaksın kardeşim. Bitti bu kadar. Burası şey değil ki yani. Şek gibi. Baba böyle. Giyinecekti. O ara ısınıyor muydu? He? Isınıyor muydu o ara? Tabii canım, aslında çıkmıştı herhalde. Hayır, veya girdi. Hemen girmesi lazım abi ama ne olursa olsun.
Bilemezsin abi. Üstünü çıkartıyor. Ama çok zaman geçti. Kaldıracaksın üstünü. Hocam 1-2 dakika yerde yattı zaten. Geçti. Yerde yattı yani. O anda 1-2 dakika içinde o arada zaten oradan içeriden tüyo verdiler ona. Abi tabii. Onlar çıktı oraya. Sen abi hemen gir abi orada oyuna. Tabii ya. Gir 2 dakika. Canavar gibi böyle. 10 kişi oynadılar. Naz yapar. Bazı oyuncular da oldu bu. Galatasaray'da hep böyle orada bir gecikme oluyor. Yani orada bir o tam oyuncu sakatlığında tam değişiklik yaparken filan aynı sıkıntıyı yaşayacaktı bir daha. En sonunda hoca dedi ki hadi artık dedi yani gel gir. Abi olmaz bu. Hemen orada yardımcılar ne yapacak abi? Gidecekler oraya tık 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 işi bitirecekler. En zor antrenörlük yapılacak dönem biliyor musun? Niye abi? Bundan 30 sene önce oyuncular böyle değildi abi. Bravo. Kendimizden pay biçin kardeşim. Hangi hocaya dönüp cevap veriyorduk? Hocaya sen diye hitap ettiğimiz bir şey var mıydı? Yok be karşısında. Başkan gelirdi hocanın karşısında böyle dururdu abi. Evet. Yani ya biz hocanın gözüne bakıyordu. Şimdi hani ayrı zaman derler diye. Ya. Atizi dizine karıştı abi. Bak şimdi oyuncuya laf geçireceğim senin diye. Senin söylediğin Ersun Hoca söyledi bana biliyor musun? Bak yemin ediyorum aynısını Ersun Hoca söyledi bana. Çok zor, çok zor diyor. Şu dönemde diyor hocalık. Bu oyuncu topluluğu diyor sizin dönemdeki gibi diyor sahiplenmiyordu diyor. O dönem başka bir şey var. Farklıydı. Mesela, bak Okan Hoca çok bir de sakatlıkla ilgili açıklaması varmış herhalde 30 saniye. Onu bir verebiliyor muyum Okan Buru? Yani sonu sakatlıkla ilgili bu. Hazır olunca söyler misiniz? Yani üstelik bir de maç sayısı arttı. Oyuncudan oynadığı maç sayısı arttı. Hani senede 2 maç oynar da kaprisi yapar. Lan en kötü oynayan 20 maç oynuyor. Neyin kaprisini yapıyorsun? Tabii canım burada. Derdiniz ne yani? Endombele en salladığımız oyuncu. En kötü 10 maç olacak. 15 maç sezon biter. Evet abi bir sakatlıkla ilgili açıklaması var Okan Hoca'nın. Ona gidelim. Verelim. Maçın sonuna doğru tabii ki değişikliklerimiz oldu. Sakatlanan oyuncularımız oldu. Ama bir sonraki maçın inşallah çok önemli bir şey yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Victor Nelson'la ilgili siz sormadan ben cevap vereyim. Victor'la ilgili de maçtan sonra doktorumuzla konuştuk. Yarın kontrolleri yapılacak. Bir düşme yaşadı, bir spazm yaşadı. İnşallah maç gününe kadar çok önemli bir şey çıkmazsa maç gününe kadar. Galiba oynayacak gibi yani diyor. Ben son de, yani herhalde bir rahatladın şu anda. Sen de bir rahatlama hissettin. Yok, karnının bu tarafı Abdülkerim var ya sonuçta. O da hazır olacak yani. Kırmık ama antrenmanlara başladı gerçi. Şurasında böyle bir şey tuttu abi. Bütün spazm olmuşlar. Ne olduysa bir anda yere düşünce. Adelede yok bir devam şey devam edemedi. Yok adelede bir şey yok. Abi ben bir de şu oyuncuları anlamıyorum bu dönem. Sen şimdi fizik olarak iyi duruma gelebilmen için, temponu artırman için coşkulu. Yani en azından 60-70 dakikaya yayabilmen için takımının temposunu. Bu maçlarda abi üstüne koyacağım biraz. Evet. Ben sıkmayayım, ben rahat olayım, aman kalitem var zaten öyle de ben kazanıyorum dersen nasıl bu Avrupa açısından fizik kondisyonunu kazanacaksın o tempoyu? Yarın Avrupa maçında o zaman 70'te yorulacaksın 60'ta. Çünkü niye o tempoyu çıkmıyorsun? Kazandım zaten, düzü rakip de fazla üzerine gelemiyor. Biraz zorlayacak abi oyuncular. Hiç kimse zorlamadan yani rolanti şekilde oynamak istiyor belli maçları kopardığı zaman. O zaman maç koparmasın abi. Bravo abi. Koparmasın en sonunda maçın içinde olsunlar. Yani Galatasaraylı oyuncular maça konsantre olmak için illa atamayacaklar. Onları bekliyoruz yani. Öyle şey olur ya abi ama böyle futbol anlayışı olmaz ki abi. Oyunculardan ricam. Taraftar gerçekten maçta bunu hissediyorsun. Buna hakkınız yok. Hepiniz yıldız olacaksınız. Sıkacaksınız abi. En son ana kadar vereceksin ne varsa. Çıkarsın olmalı. 70 dakika çık. Adam hazır hemen Okan Hoca koysun. Ama ben idare edeyim. O klasik devren abi. Oyuncuya dersin ki. Ya beyler 60 dakika. Ama hastalık oldu biraz. Yani, gelen böyle bir alışkanlık diyorsun, oldu. Yorulan kaldırsın diyorsun. Hiç öyle bir oyuncu görmedim yok, ben. Yok ya. Şöyle 90 dakikaya yayıyor. Ama şimdi takımda kötü bir alışkanlık oluştu. Yani böyle son bölümlerde eğer maç koparmışlarsa böyle bir durağan bir şeye geçiyorlar. Tamam zaman zaman etkilendiğin maçlar olur da hepsi birden de abi al geri pas al oraya at. Önde oynayan takımsın. Evren abi çok güzel öz eleştiri yapıyor. Tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Çok hoşuma gidiyor mu? Şimdi bir de burada sorumluluk hocanın abi. Bir değil, iki değil, üç değil. Galatasaray 2-0, 3-0 yakaladıktan sonra aktif dinlenmeye geçiyor mesela. Oyuncular evet. Diyor ya devreye girmesi gerekiyor. Asıl burada hocanın devreye girmesi gerekiyor. Yalan mı hocam? Sonuçta hocanın da bir faktörü, bir el atması gerektiğini düşünüyorum ben. Sadece oyunculara yüklememek lazım. Sen baktın mı salaya atan oyuncu var mı sahanın içinde? Kusura bakma kardeşim, gel diyeceksin hemen. Öbür hafta onun yerine başkasını oynar. Bak ama elinde rotasyonla tamam. İyi kadro var. Yok, Galatasaray'da yok. Kim bak, yapıyor? Şöyle bir örnek kim yapıyor? Bak. Kim Okan Buruk şöyle eleştirir. İsim olarak var da. Transferlerde %90 hatalı kardeşim. Okan Hoca yapmamıştır diye düşünüyorum bu transferde. Ona ben bakmam. Yani onu başarı kime yazıyor? He? Başarı kime yazıyor? Başarı Okan Hoca'ya. Başkanı yönetimi yani. Yazıyor. Hayır bir dakika. İlk başta Okan Hoca yazıyor. O zaman başarısı da ona yazacak. Evet. Aldırma kardeşim. Sen İsmail Kartal gibi şampiyonluğun yok değil ki. İki tane Türkiye Ligi şampiyonluğun var. Bir de Türkiye Kupası şampiyonluğun var. Aldırma. İstemiyorum kardeşim de.
Sen bugün artık dünya futbolunu takip ediyorsun. Bilmiyor musun Ziyech'in böyle bir sorunu varsa bilmiyor musun? Endombele'nin... Sen almaz mıydın Ziyech'i? Ziyech'i herkes alır. Bir şey anlatıyorum ama. Böyle bir sorunu varsa diyorum. Var olup olmadığını bilmiyor musun? Araştırmıyor musun? Hani bu Galatasaray'ın bir şeyi vardı. Karakter analizi. Karakter analiziydi, şuydu, buydu. Karakter analizi yapamaz, fiziksel analizi yapamaz mı? Endombele'yi deniyor. Öyle ben hani kesin Endombele'yi istiyorum falan demedi. Onu biliyorsun piyangodan çıktı. Onu istemedi. Angelino kötü çıktı. Vecihi gelmeyince geldi. Ziyech'in olduğu belli değil. Zaha bu yarım yama şuraya gelecek. Tete. Üstüne Vinicius'un ne olacağı soru işareti. Bu ona yazar. Ama öbür taraftan da buna rağmen. Şimdi bir tarafta baktığın zaman Allah var İsmail Kartal'ın kulübesiyle. Bu tarafın kulübesini kıyaslayamazsın. Tabii. Fenerbahçe'nin kadrosu. Bugün Fenerbahçe'nin... Ama oyun olarak da Fenerbahçe daha iyi oynuyor Galatasaray'dan. Onu da kıyaslayamazsın. Yok bak hayır. Oyun gücü olarak Galatasaray önde. Hayır. Oyuncu gücü oyun olarak kalitesi, Fenerbahçe pozisyon önde. Pozisyon olarak her türlü Fenerbahçe önde. Bu benim görüşüm Okan. Ya ben de benim tamam. Söylüyorum. Tamam ben anlatayım o zaman sen söyle bak. Tamam söyle sen. Oyun olarak yani geçen 60-65 oyun maç. Sadece 3. bölgede oynanan oyun olarak mı bakıyorsun? Hayır müsaade et anlatayım abi. Anlat hocam. Fenerbahçe'de aynı oyuncularla 60-65 maçı yakalarsan onun da Galatasaray'a göre bir oyun gücü olacak. Geçen sene şampiyon kadrodan Muslera'sıyla, Torreira'sıyla, Nelson'uyla, Mertens'iyle, öyle ya da böyle Icardi'siyle, Kerem'iyle, Barış'ıyla oturmuş 8 kişilik bir oyuncu grubu var. Şimdi bu sene var. 60-70 maçları bir arada oynuyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncu grubu 30 maçları bir arada oynuyor. Tamam. Şuraya geleceğim. Gel hocam. Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosunu lig yeni başlasa şampiyon olacağının garantisini veremem ama ikinci olacağının garantisini veririm. Ama Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosunun sezon yeni başlasa o kulübesinin ikinci olacağının garantisini veremem. Buna rağmen Galatasaray hala bu kadro genişliği, derinliği olan Fenerbahçe'den aynı puandaysa bu önemli. Ama o zaman şunu da ardından sorabilirsin. Sen nasıl bu transferleri yapıyorsun? Bu eleştiriyi getir. Tamam. Yani şimdi anlatabildim mi? Okan Buruk gibi iki tane Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamış bir adamın. Yani şampiyonluğu kaybetse bile her türlü Galatasaray'a bir kere daha kredi, gelme kredisi olan bir adamın korkmadan masaya yumruğunu vura vura istediği adamı aldırması lazım. Ben şuna inanmıyorum. Onda hemfikiriz, katılıyorum. Ben şuna hocam. İnanmıyorum bu oyuncular Okan Buruk'un tek başına olsa da ben %100 bunları istiyorum dediğine. Bu kadar küçük Emrah gibi boynu bükük kalmayacaksın. Tamam. İki tane şampiyonluğum var. Doğru. Ben bunu istemiyorum doğru. Demeyi keskin bravo. Çizgilerle belli edeceksin. Doğru, kardeşim. Bravo. Geçen seneki kadro yapılanmasıyla bu seneki kadro yapılanma uçurum var. Hata yaptılar mı? Onlar da onun farkında. Onlar da görüyor. Ama oyun gücü şuna bakarım ben bak hocam. Senin dediğin rotasyonlu kadrolarda olabilir. Çok özür dilerim. Oyun gücüyle ilgili bir dipnot anlatayım. Tamam. Oyun gücü şu. Kalecinin geriden başlaması. Tamam. Oyun gücü şu. Torreira'nın daha topu ilk kaybedildiği yerde baskıya gitmesi. Tamam. Oyun gücü şu. Sacha Boey'un gitmeden önce mesela Torreira'yla başlayan atağın Sacha Boey'un topsuz 60 metre gidip tamam. Mertens'in dönerek çalışılmış pozisyonları tekrarlanması. Fenerbahçe'de oyuncu gücü var. Oyuncu yeteneğiyle gidiyor. Fenerbahçe'nin oyun gücü şu bak. Ben bunu söyledim ama bizimkiler bana kızıyor. Oyuncu yeteneğiyle, bireysel yetenekle öne geçiyor. Sonrasında da rakibi bekliyor. Kaptığı topla ikiye gitmeye çalışıyor. Icardi. Ama Galatasaray o oyun gücünü 2-0 öndeyken de bak mesela bugün 2-0 önde 3'ü arıyor. Ha yerine göre doğru mudur değil midir tartışılır. Ne için anlatıyorum doğru mudur değil midir? Normalde önde olan takım kontratak yemez. Hocam oyuncu gücü diyorsun. Galatasaray'da Icardi var. Geçen sene oyun gücü daha iyiydi. Evet onu anlatmaya çalışıyorum. Geçen sene daha iyiydi. Şampiyonlar dediğim ben... Galatasaray'ın oyun gücü daha iyiydi. Geçen şu anda o... Niye Fenerbahçe maçını hatırlayın 3-0 evet. Orada. Tabii. Ne gücü? Oyun gücü. İşte oyun orada gücü. Dedik oyun ki abi gücü. Çıktı fark etti. Geçen sene zaten tartışmıyoruz. İşte yok. Hayır, bu sene yok diyorum. Yani örnek veriyorum. Geçen seneki oyun gücü daha iyi. Şampiyonlar Ligi harici. Ligde. Evet. Bak yine Fenerbahçe'den üstün ama... Geçen oyun sene çok fark vardı. Hayır, ben oyun ve oyuncu performansıyla şey Okan, sen söyle ya. Ama sen söylerken Okan Buruk'un Barış Alper performansı da var. Tamam. Bir onu da hazırlasın arkadaşlar. Tamam, hazır olunca söyleyin. Orada çok basit sağlama. İki senedir bir arada oynayan takımın oyun gücü daha şimdi fazla olur. Herkesin bakış açısı farklıdır. Yorumu bak bakış açısı yorumu farklıdır. Hocanın yorumuna da bakış açısı saygı duyuyorum ama ben katılmıyorum. Oyun gücüyle oyuncu gücü var. Galatasaray'da oyuncu gücü yok mu kardeşim? Zaha, Kerem, Barış bunlar bireysel olarak yetenekli. Icardi arkadan Kerem, Meram, Oliveira bunlar oyuncu gücü olarak iyi oyuncular değil mi? Bireysel olarak yetenekli üretken oyuncular değil mi? Fenerbahçe'de de aynısı var. Sezon başında diyorduk Fenerbahçe'den kaç oyuncu Galatasaray'da oynatırdık diyorduk. Değil mi kadroları? İki tane sayıyorduk, üç tane sayıyorduk hepimiz. Haksız evet, mıyım? Haklısın. Ama oyun olarak ben bakıyorum, tabelaya bakıyorum, pozisyonlara bakıyorum. Baskı alanında mesela Galatasaray-Fenerbahçe 60-70 dakika özellikle içerideki takımlara, rakiplerine karşı baba nefes aldırmıyor. Ya kulübeden oksijen tüpü isteyecek duruma geliyor bazı oyuncular ya.
Şimdi Galatasaray, Evren abi çok güzel bir şey söyledi. Geçen sene farklı bir oyun gücü, Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun gücü. Ama bu sene iki maç iyi, Okan, bir maç iki maç kötü. Senin dediğin baskılar, onlar bunlar. Oyuncu kalitesiyle yapıyor onu. Oyuncu kalitesiyle. Okan Hoca ne demiş? Oyuncu bilgisiyle yapıyor. Ama tamam, oyuncu bilgisiyle, oyuncu kalitesiyle yapıyor. E Fenerbahçe'de, Galatasaray'daki oyuncularda oyuncu bilgisi kalitesi var diyorsun. Fenerbahçe'de de var hocam. Hepsi aynısı. Fenerbahçe yapıyor diyorum oyuncu tamam, bilgisiyle. Sezon başı. Yani Fenerbahçe'deki oyuncu dahili, tamam, hoca dahilinden daha fazla. Tamam. Ama Galatasaray'da hoca dahili, özellikle geçen sene bunu söyle, oyuncu tamam, dahilinden daha fazla. Evet, ben fikir, başka bir şey. Burada aynı fikir. Aynı şimdi şeyi konuşuyoruz. Aynı şeyi konuşuyoruz ama şu da var mesela hocam. Bak, sezon başı ne dedik? Fener'den kaç oyuncu Galatasaray'da oynatırdık değil mi? Okan, bunu da bir Fred olmadığı zaman bu takım 4 hafta maç kazanamadı. Adamda Zaha yok, kazanıyor. Tete yok, kazanıyor. Ben başka hani ben orada amacım onu, ben şunu anlatmıyorum. Tabii ki iki sene bak, beraber olan takımın oyun gücünün daha yeni oluşan bir takımdan yüksek olması çok normaldir. Ama oyun gücü başka bir şey. Oyuncu gücü başka bir şey. Oyuncu gücünde oyuncu olmadı mı? İki oyuncu eksildi mi oyun? Galatasaray'da oyuncu gücü yok mu şu anda? Fred yokken. Oyuncu gücü var değil mi Galatasaray'daki oyuncularda? Oyun gücü var. Bak oyuncu olmaması. Bak Okan'ım bak. Tete yok. Ha, benim için Tete çok önemli bir oyuncu değil de. Galatasaray kazanıyor. Icardi yok. Galatasaray kazanıyor. Zaha yok. Galatasaray kazanıyor. Nelson yok. Galatasaray kazanıyor. Sanchez yok. Galatasaray İki kazanıyor. İki bekli zaten yoktu. İki bekli yok. Galatasaray kazanıyor. Bu oyun gücüdür. Tamam. Ama sende bir Fred olmadı mı? Kazanamıyorsun. Bu oyuncu gücü ya da güçsüzlüğüdür. Fred kaç haftadır oynamıyor? 3 haftadır. Ya Fred yokken ilk defa kazandılar. Tamam, ilk defa kazandılar. Fredsiz de yeni oluşan kadro olduğu için kazanamıyor. Tamam abi. Ben de onu sen diyorum de, sana. Bravo, biri 65 maçtır bir arada oynadığı için oyun gücü var diyorum. Biri de yeni oluşan bir takım olduğu için ben oyun gücü yok. Oyun gücü var. Evren abi, Galatasaray geçen sene ama benzer bir oyun gücünü kurmamış mıydı sezon başında? İşte kurmuştu. Okan Hoca'ya gidecektim ama gidemiyorum. Şöyle, bunu en azından geçen seneki oyun gücü Şampiyonlar Ligi'nde üstünü gördük zaten. Tamam. Evet. Ama bunu toplasan kaç maç gördük? Geçen sene daha uzun süre gördük. Tamam, sadece ligde oynadı. Şu an ama ligde de şu olmadı mı Evren abi? Galatasaray mesela 14 maç üst üste tarihi bir rekor kırdı. Yine kazanıyor da oyun gücü öyle çok... Hep hani diyorsa ya 1-0, 2-1 kazanıyor. Sonuçta kazanıyor. O yoktu ama. Bir de şimdi ligde yine az gol yiyor Galatasaray. En az gol yiyen takım. Çok pozisyon da vermiyor. Bu özellikleri var. Ama maçı koparmada daha çok kendini sıkmıyor. Ligi bir şekilde hafife alıyor demek istediğim konu oydu. Bravo. Bu maçta da aynısı oldu. Yani genele baktığında hep bu sıkıntıyı yaşıyor. O kadar şu tepkiyi veriyor. Ben şunu gördüm. Tanıdım. Geçen senin kadroyu oynatmaya başladı. Bak Oliveira da gelsin, şimdi onu da oynatacak. Bravo. Benim aldığım bu sene alınan transfer planlaması yapılan zaten oyuncular. Hatası buydu. Bu onun başarısı değil, hatası. Daha önce bunu yapması lazımdı. Gelenlerin bunlardan iyi olmadığını bilmesi lazımdı. İsim olarak ama iyilerdi. Yani ama yıldız oyuncu. Işte bak, onları hep oynatmaya çalıştı. İsim, ben de oynatmaya çalışırken de düzenini bozdu takımın, anladın mı? Balanslar kimse bozuldu ayağında. Bir de şu vardı mesela. Çevren yok mu? Bu adamın son durumunu araştıramıyor musun? İnternet kimle ilgili? Okan Buruk. Bu aldığın oyuncuların Endombele oynamış Napoli'de. Tamam, aramış sormuş canım. Tamam, yani bunun antrenman... Abi hepsi ama beraber oynuyor. Vinicius, Mertens, Endombele, bunlar hep bir arada oynuyor oyuncular. Ya bak, aynı takımın oyuncuları. Onu anlattı mı ben sana? Hayır, sorarsın yani. Aldıktan sonra sormuş ama. Almadan soracak, onu diyorum yani. Çok ani gelişti. Vecino'yu istiyordu. Biz dedik ki Vecino'yu alın, bize Twitter'dan attılar. Sormuş olur mu ya? 100 bin tane küfür. Aldıktan sonra hani bakıyor ki... Arabayı alıyorsun, aldıktan sonra şöyle bakıyor şimdi abi. 15 gün, bir ay antrenmana çıkıyor. Bir ay antrenmana çıkıyor. Ben ama konuşamıyorum ki abi. Her şey gidiyor abi. Ama bir şey diyor. Araba alıyorsun. Tamam da araba alıyorsun. Bak bir sene dinliyorum. Evren Tuğla'yı konuşturun. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle dediğin zaman araba alıyorsun. Tamam. Sıfır araba almıyorsan arabayı baktırıp alıyorsun değil mi? Ekspertize mi götürüyorsun? Arabanın parasını bekliyorsun. Şuna bir götürün, vuruğu kırığı var mı diyorsun abi. Arabayı almadan önce baktırıyorsun. Araba ismi vermeyeyim de. Ben senin arabayı alsam baktırmam yani sonuçta. Markası var. Hayır. Bir de bazı oyuncular. Marka mı ya? Endombele Porsche mu yani? Endombele Murat. Ya Premier Lig'de öyle. Adamın bir ismi var sonuçta. Napoli'den almışım. Peki. Ben ne bileyim o kadar adamın şey olacağını. Mesela o ya kadar bu arada sağlık şeyine geçiyorsun ya abi. Ya abi şimdi bazı şeyler vardır. Ümit Hoca da çok iyi biliyor. Yöneticilerin transfer politikalarını, ani gelişen olaylar, bazen hocaya da sormazlar. Hocaların haberi olmadan yani, dediği gibi transfer. Ümit Hoca her aldırdığı oyuncu kendi mi almış? Evet. Yok. Başka sana metozor yapmadılar mı hiç? Aynen. Bak. Mesela senin haberin olmadan transferler geldi mi geldi? Yok, oyuncu almadık ki. Olsun ama sen Süper Lig'de de iyi takımları çalıştırdın sonuçta. Abi canım. Bazen oldu. Tamam ya, dedi, ne yapalım dedim. Gençlerimle çalıştım. Ankara Gücü'nde 11 ay para almadık.
Oyuncu ama bir şekilde yani. 11 ay para almadık. Ya oraya geçme şimdi. İyi takımları çalıştırdın. Sonuçta Ankara Gücü'de gençler. Okan Hoca şunu yapacak. İyi bir takım. Gençler bir şekilde oldu. Abi, tamam iyi işte. Bana sıraya satamıyorum abi. Reklamdan sonra. Reklamdayız. Geldiğince görüşeceğiz. Konuşacağız. Daha çok konu var.